ve Doğu Avrupa'yı, geniş Karadeniz bölgesini, Kafkasya'yı, Orta Asya'yı bulacaksınız. Dünyanın ortasında eski Doğu Bloğu coğrafyası var. Dünyanın Ortası podcastlerini dunyaninortasi.net adresinden ve podcast kanallarından takip edebilirsiniz. Gürcistan'da siyasal alan ve 2020 parlamento seçimleri. Avrupalılaşma ve egemenlik paradoksu. Merhaba, Dünyanın Ortasına hoş geldiniz. Ben Turgut Tuncel. Bugün Gürcistan'da 31 Ekim ve 21 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen parlamento seçimlerini ve bu dolayımla Gürcistan'daki siyasi tabloyu International Republican Institute, Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü'nün Ankara ofisinde program sorumlusu olan Dr. Yelda Karadağ ile birlikte değerlendireceğiz. Dr. Yelda Karadağ, hoş geldiniz. Merhaba Turgut Bey, teşekkür ederim, hoş bulduk. Ülkemizde Gürcistan'ı en yakından tanıyan ve takip eden araştırmacılardan biri olan Yelda Karadağ, doktora derecesini Ocak 2019'da ODTÜ Bölge Çalışmaları Programı'ndan Gürcistan'ın Avrupalılaşma süreci üzerine yazdığı teziyle aldı. Doktor Yelda Karadağ'ın tezi bu yıl ODTÜ'de en iyi sosyal bilimler doktora tezi ödülüne layık görüldü. Doktor Karadağ doktora çalışmaları esnasında Gürcistan'da uzun süreli saha araştırmaları gerçekleştirdi. Bunun yanında Sovyet sonrası coğrafyada Avrupalılaşma, demokratikleşme, siyasi partiler ve sivil toplum konularında pek çok ulusal ve uluslararası araştırma projesi içinde yer aldı. Doktora sonrası çalışmalarında ise ODTÜ KORA, Karadeniz ve Orta Asya Ülkeleri Araştırma Merkezi bünyesinde Karadeniz'de bölgeselleşme, regionalization süreçleri üzerine araştırmalarına devam etti. Az önce belirttiğim gibi halen Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü'nün Ankara ofisinde program sorumlusu olarak çalışıyor. Sanırım Sayın Karadağ'ın bu kısa özgeçmişi Gürcistan'daki son parlamento seçimlerini ve bu ülkedeki siyasi tabloyu değerlendirmek için neden kendisini davet ettiğimizi açıklıyor. Doktor Yelda Karadağ, tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. İsterseniz ilk olarak ele alacağımız konuya bir arka plan sağlamak, değerlendirmelerinizi bir bağlama oturtabilmek adına Gürcistan'daki genel siyasi tablodan bahsedelim. Gürcistan 1991 yılı sonunda Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsızlığını kazandı. Peki bundan sonra ülkede siyasi alanda neler yaşandı? Günümüzde Gürcistan'daki siyasi tabloyu ortaya çıkartan süreçler neler oldu? Günümüzde Gürcistan'daki siyasi bağlama anlamamıza yardımcı olması için kısaca Gürcistan'ın Sovyet sonrası siyasi tarihinden bahsedebilir misiniz? Tabii, teşekkür ederim tekrardan beni bu podcast'e davet ettiğiniz için. Gürcistan ülkemize çok fazla bilinen ve siyasi olarak, akademik olarak da çok fazla çalışılan bir ülke değil aslında. Fakat Türkiye için gayet önemli birçok açıdan. Özellikle hem jeostratejik açıdan hem de ekonomik açıdan hem de özellikle Sovyet sonrası dönemde Türkiye ve Gürcistan arasındaki ilişkilerin daha güçlenmesi ve pekişmesi bakımından Türkiye dış politikası açısından da akademisi açısından da bence birazcık keşfedilmemiş bir ülke diyebilirim. Şöyle başlamak gerekir herhalde. Önce biraz sizin de bildiğiniz üzere Sovyet sonrası dinamiklerinden bahsetmek gerekir kısaca. Gürcistan'ın bugününü anlamak için dününü de analiz etmek çok önemli bu hususta. Bundan dolayı belki ülkenin nasıl bir uluslararası ortama doğduğunu konuşmak gerekecektir diye düşünüyorum. Tabii ki Sovyetlerin yıkılmasının ardından daha makro ölçekte büyük bir güvenlik vakumunun ortaya çıkmasıyla beraber bölgedeki değişen dinamikler Gürcistan için de aslında oldukça zorlu bir zemin sunmaktaydı. Bunun yanı sıra Sovyetlerden kopan bu küçük ülke Zviat Gamsakhurdia'nın %86.5'lik bir oy desteğiyle başkan seçilmesiyle beraber bağımsızlığını 1991 senesinde ilan etti. Fakat tabii ki bağımsızlık ilan edilmesi her türlü sorunun çözümü anlamına da gelmiyor hiçbir ülke için. Gürcistan için de aynı şekilde bu durum geçerli. Dolayısıyla Gamsakhurdia'nın özellikle ultra milliyetçi söylemleri Gürcistan yeni kurulan Gürcü Devleti'nde bir takım etnik çatışmaların meydana gelmesine sebep oldu. Dolayısıyla Gamsakhurdia'nın
liderliği oldukça kısa sürdü ve 2 sene sonra, 3 sene sonra bir şekilde görevden uzaklaştırıldı ve ülkeyi terk etti. Ülkeyi terk ettiğinde ülkenin sahip olduğu dinamikler oldukça aslında olumsuzdu diyebiliriz birçok açıdan. Ekonomik açıdan, ülkenin istikrarı açısından, güvenliği açısından ve baktığımız zaman Gürcistan'ın sahip olduğu farklı etnik yapıların da içselleştirilmesi ya da bu çoğulcu bir zemine oturulması açısından oldukça fazla eksiği vardı. Dolayısıyla Gamsakhurdia'nın gitmesinden sonraki dönem Shevardnadze de bildiğiniz üzere eski bir Sovyet Dışişleri Bakanlığı görevini sürdürmüş bir siyasi figürdür. Ülke bir 10 senelik restorasyon dönemine girdi diyebiliriz. Bu sadece restorasyonla sınırlı kalmadı tabii ki. Gürcistan yeni kurulmuş bir Sovyet sonrası cumhuriyet olarak uluslararası sisteme de angaje olmak adına birçok adım attı. Bunun farklı karşılıkları oldu. Avrupa Birliği tarafından farklı şekilde karşılandı. ABD'nin desteği ve NATO kanalıyla daha farklı bir perspektiften ele alındı. Dolayısıyla Shevardnadze'nin gelmesiyle beraber ülke görece bir istikrara kavuşmakla beraber Sovyet sonrası dönemdeki bizim transition problems dediğimiz geçiş sonrası sorunları akıt olarak devam etti diyebilirim. Ve bu süreç Shevardnadze ile beraber ülkeyi belirli açılardan rahatlatmasına rağmen aslında çok da büyük bir çözüm sağlayamadı. Shevardnadze dönemini Gürcistan için uluslararası sistemle angajmanının ilk adımları, kendi iç stabilitesini sağlamasının belirli basamaklarını gerçekleştirmesi ve bu batılı, batı sistemine ve serbest piyasa ekonomisine bir şekilde eklemlenmesinin ilk adımları olarak değerlendirmek yanlış olmayacaktır zannediyorum. Fakat tabii ki Gürcistan'ın gerek tarihsel olarak uluslaşma sürecinin getirdiği bir takım dinamikler, gerek kendisini Batı dünyasının bir parçası olarak ifade etmesi ve Avrupa Atlantik dünyaya eklemlenmenin daha çabuk ve daha köklü reformlarla eklemlenmenin yollarını araması ve bunun da Gürcü halkındaki yansıması bütün bu süreci Gül Devrimi olarak bildiğimiz sürecin şekillenmesi için gerekli zemini sağladı diyebilirim kısa bir şekilde özet geçmek gerekirse. Ve bu süreç aslında Shevardnadze'nin siyasi sahip olduğu siyasi partinin içinde genç bir reformcu kanadın gelişmesine, Zvanya'nın etrafında toparlanan, daha batıda eğitim almış, işte batı değerleriyle daha belirli paralelliklere sahip olan ve Gürcistan'ın batıyla entegrasyonunun tamamıyla ve çabuk bir şekilde gerçekleşmesini savunan ve her şeyden önemlisi belki de normatif olarak Gürcistan'ın batı dünyasının bir parçası olduğunu ifade eden bir genç siyasi grubun, genç siyasi seçkin grubunun ortaya çıkmasıyla ülkenin Sovyet sonrası geleceği farklı bir şekilde şekillenmeye başladı. Bunun en tabii ki somut örneğini ya da somutlaşmış halini Gül Devrimi ile beraber görüyoruz. 2003 tarihinde gerçekleşen Gül Devrimi aslında o dönemki seçim sürecinin akabinde şekillenen bir siyasi olaylar dizisi olarak özetlemek mümkün. Neler oldu diye düşünmek gerekirse zaten Shevardnadze'nin siyasi partisi içerisinden filizlenen bu batı yanlısı, batıda eğitim görmüş, batının normatif değerlerini kabul eden ve Gürcistan'ı batı dünyasıyla daha sıkı bir ilişki ve siyasi oryantasyon içerisine sokmayı hedefleyen bu siyasi liderlik, yeni siyasi liderlik ya da yeni seçkin, siyasi seçkin grup demek de doğru olur. Gürcistan için yeni bir gelecek tahayyülü ortaya attılar. Bu gelecek tahayyülü bir yandan AB'ye üyeliği, bir yandan NATO'ya üyeliği, tamamen Avrupa Atlantik hattında bir ülke geleceğini, tahayyülünü ve bunun da köklerinin
Gürcistan'ın aslında tarihinde yattığı genel siyasi söylemiyle beraber bir hareket olarak ortaya çıktı. Bu da Gürcü halkı tarafından kabul gördü, desteklendi. Ve özellikle tabii ki burada bir genel bir naratifi okuyabilmek açısından bu kısmın altını çizmek önemli. Diğer bir kısım da tabii Shevardnadze döneminde aslında Gürcistan'da Sovyet sonrası bir takım siyasi sorunlar çözülememişti. Bunlardan en önemlisi de bu yolsuzluk. Yolsuzluğun yani üst seviyedeki devlet yönetimindeki ya da devletin üst mecralarındaki yolsuzluğun çözülememiş olmasıydı. Dolayısıyla bu siyasi, yeni siyasi tahayyül, batıyla angaje bir biçimde yaratılan ya da inşa edilen diyeyim siyasi söylem bir yandan da Sovyet sonrası dönemin en büyük problemlerinden bir tanesi olan yolsuzluk ve yoksullukla birleşince ortaya bambaşka bir kırılma noktası çıktı diyebilirim. Gül devrimine kadar kısacası herhalde bahsetmek gerekirse temel göze çarpan noktalar bunlar. Gürcistan'ın 1991 yılı sonunda bağımsızlığını kazanmasından 2003 Gül devrimine kadar geçen süre içinden geçtiği siyasi süreçleri özetlediniz. Gürcistan siyasi tarihinden bahseden değerlendirmeler neredeyse istisnasız olarak 2003 Gül devriminin ülke için önemli dönüm noktası olduğunu ya açık şekilde söylüyor ya da ima ediyor. Sizin bu konudaki fikriniz nedir? Siz de 2003 Gül devrimini bu şekilde mi değerlendiriyorsunuz? Kesinlikle katılıyorum. Gül devrimi Gürcistan için önemli bir dönüm noktası. Çok açıdan önemli olduğunu düşünebiliriz, söyleyebiliriz. En önemlisi şöyle ki Gül Devrimi'nin sembolize ettiği aslında temel yansıması ülkenin biraz önce de ifade ettiğim gibi Sovyet sonrası dönemde artık Sovyet mirasından tabiri caizse kurtulmak isteyip ya da kurtulma iddiasıyla yeni bir kendine fikirsel bir zemin inşa etmesiyle alakalı bir dönüm noktası. Yani şöyle ki artık bu Sovyetlerin yansımalarının ya da tortularının demek daha doğru olur. Tortularının sonlanıp ülke için yeni bir gelecek inşası ve ülkenin aslında yine bu Batı yanlısı gücü siyasi elitlerinin belirttiği gibi aslında sahip olduğu yere veya işte Sovyetler tarafından ve daha evveliyatında da Rus İmparatorluğu tarafından koparıldığı yere, fikirsel coğrafyaya diyeyim, geri dönmesi. Bu geri dönme mevhumu da tamamen aslında Gürcülerin, Gürcü kimliğinin Avrupalı kimliğine eşdeğer demeyeyim de onun içerisinde var olmasıyla alakalı bir siyasi naratif üzerinden kurulmuş bir iddia bu. İddia diyorum çünkü hani bütün bunlar aslında bir siyasi amacın ya da siyasi vizyonun iz düşümleri aslında daha pratik alanda. Dolayısıyla bu Gül Devrimi'nin hem Gürcistan'ın devlet inşası bakımından hem de Gürcistan'ın bu yeni dönemde diyeyim Sovyet sonrası dönemdeki tam bağımsızlığının Batı ile paralel bir şekilde örülmesinden kaynaklı bir mevhum olduğu için oldukça önemli. Şimdi tabii bu soruyla beraber yeni sorular da ortaya çıkıyor. Neden Gürcistan'ın bağımsızlığı Avrupa kimliğiyle de açıklanabiliyor ya da yan yana getirilebiliyor ya da buna embedded diyebileceğimiz içerek bir şekilde ifade ediliyor diye sorduğumuzda bu hadisenin en önemli sebeplerinden bir tanesi de aslında 18. yüzyılda Gürcistan'ın Rusya tarafından işgal edilmesi, yapılan Georgievsk anlaşmasına rağmen ilhak edilmesiyle, işgal edilmesiyle alakalı bir durum. Dolayısıyla Rusya Gürcistan için özellikle bağımsızlık sonrasında Gürcistan'ın kendi egemenliğine ve bağımsızlığına oldukça önemli bir tehdit unsuru yarattığı için bunun da zaten hala devam ettiğini bölgeye dair Rusya'nın politikalarından net bir şekilde izleyebiliyoruz, görebiliyoruz.
Dolayısıyla Avrupalı kimliği, Gürcistan'ın Avrupalı kimliği ya da Gürcistan'ın Avrupa'nın fikirsel alanına ya da coğrafyasının bir parçası olduğu iddiası bu taraftan baktığımız zaman gayet anlam bulan bir argüman ya da siyasi naratif söylem diyebiliriz. Yani bu konuda bunun temel sebebinin aslında güvenlik ve bağımsızlık tehdidi olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Dolayısıyla Gül Devrimi dediğim gibi hem devlet inşası, Sovyet sonrası devlet inşası, hem Sovyetlerin tortularından kurtulmak ve yeni bir yapı inşa etmek, bir yandan da kendini 70 yıllık bir Sovyet serüveninden sonra Avrupa Atlantik dünyanın bir parçası olarak ifade etmek ve Avrupa Atlantik dünyaya eklemlemek açısından oldukça önemli nüvelere sahip. Yani 2003 Gül Devrimi Gürcistan'da çok önemli bir ideolojik dönüşümün yaşandığı bir dönüm noktası. Söylediklerinizden bunu anlıyorum. Doğru mu anlıyorum acaba? Yok, kesinlikle doğru. Aynen dediğiniz gibi. Tabii ki Gül Devrimi'nin hani birazcık daha fikirsel kısmından bahsettik, nereden köklendiğinden bahsettik. Bağımsızlık ve güvenlik, Gürcistan'ın güvenlik algısıyla nasıl şekillendiğinden bahsettik. Ama bir de hani daha realde bir yolsuzlukla mücadele, şeffaflık, demokratikleşme gibi hedefleri de içeriyordu aslında Gül Devrimi ve Saakaşvili iktidara o kadar büyük bir oy oranıyla bu iddialarla ve bu taahhütlerle diyebilirim belki demek daha doğru olur. İktidara bu şekilde geldi, büyük bir halk desteğiyle geldi. Fakat zaten sorun da tam burada başladı. Hani bu kimliksel olarak ve dış politika olarak Batı'yla angaje olmak ve Batı'ya entegre olmak bir yandan Gül Devrimi akabinde yapılan reformlarda, demokratikleşme adına yapılan reformlarda ya da hukukun özgürlüğü anlamında yapılan reformlarda yeterli kalmadığı noktada halk bir şekilde aslında Gül Devrimi'nden hayal kırıklığına uğramaya başladı demek yanlış olmayacaktır. Belki Gül Devrimi iddialı bir şekilde çok önemli referans noktalarına, tarihsel olarak, sosyolojik olarak Gürcü halkı için çok önemli referans noktalarına sahip olmakla beraber bir yandan Saakaşvili yönetimi aslında iktidara geldikten kısa bir süre sonra gücü merkezileştirerek ve demokratik talepleri karşılamayarak ve yine aynı şekilde muhalefet partilerini bir şekilde öteleyerek ve baskı altında tutarak aslında antidemokratik bir takım hareketleri gerçekleştirmeye başladı. Bu tabii ister istemez insanlarda Gül Devrimi'nin temelde vaat ettiği ana çıkış noktasından bir kopuş yarattı. Belki Gül Devrimi'ne dair inançları yitirilmese bile Saakaşvili'nin ekibine dair müthiş bir güven yıkımı söz konusu oldu ve bu aslında baktığımız zaman demokrasinin temel taşlarından olan çoğulculuğu ve çok sesliliği içermediği kısa bir süre sonra anlaşılmaya başlandı. Dolayısıyla Gül Devrimi aslında şu açıdan bu ikilem bakımından çok tartışılan bir alandır. Bir taraftan hani Gürcistan'da Saakaşvili'nin iktidarıyla beraber gerçekten çok başarılı reformlar uygulanmıştır. Mesela polis reformu en bilinen örneklerinden bir tanesidir. Diğer Ukrayna gibi diğer Sovyet sonrası cumhuriyetlere de örnek olan. Fakat bir yandan da demokratikleşme ve demokratikleşmenin gerektirdiği siyasi irade veya siyasi aksiyonlara baktığımızda aynısını görememekteyiz. Yine muhalefet partilerinin parçalı bir şekilde yer aldığını, muhalefet partilerinin karar mekanizmalarında çok fazla dinlenilmediğini ya da karar mekanizmalarına çok fazla angaje edilmediğini ve temel olarak Sovyet sonrası demokrasi anlamındaki hak kayıplarının ya da bir takım ihlallerin devam ettiğini görmekteyiz. Bu dönemde zaten bu bütün bu sorunlarda zaten işte 10 sene içerisinde diyebilirim. 9 sene içerisinde hatta 10 sene bile değil. Saakaşvili iktidarının sonunu getirmiş oldu. Yani bu açıdan baktığımızda Gül Devrimi çıkış noktası itibariyle tarihsel olarak çok önemli bir dönüm noktası. Ve gerçekten Sovyet sonrası dönemde Gürcistan tarihinde Sovyetlerin tortularının tamamen reddedilmesi ve yeni bir
devlet mekanizmasının daha demokratik, batıyla angaje bir devletin kurulması açısından çok önemli bir dönüm noktası. Ama pratikteki uygulamalara baktığımızda bunu iddia eden siyasi seçkin grubunun bir noktadan sonra kendi içerisinde de ayrıştığını, çünkü hani Saakashvili de tek başına sonuç olarak Gül Devrimi'ni yapmadı yani. Hani bir siyasi yanında çok önemli figürleri de barındırıyordu ve bu bir koalisyondu aslında kendi içerisinde Gül Devrimi'ni iktidara taşıyan hareket. Farklı siyasi figürleri barındıran. Bir süre sonra o farklı siyasi, en mesela bilinen örneği Nino Bourgenadze'nin tamamen o hareketten ayrılmasıdır. Bir süre sonra kendi içlerinde de bölünmelerin başladığını, işte yine güç ve iktidar odaklı olarak güç paylaşımı savaşlarının ya da çatışmalarının ortaya çıktığını ve bir noktadan sonra da aslında Gül Devrimi'nin temel iddiasının zaman içerisinde eridiğini ya da realde yansımalarının çok zayıfladığını ve devletin kurumsallaşması açısından çok önemli başarılara sahip olmasına rağmen demokratikleşme adına aslında ülkeye çok da bir faydası olmadığını ya da iddia ettiği kadar ya da başta ifade ettiği kadar bir katkısı olmadığını görmekteyiz. Mihail Saakashvili'nin iktidarı 2012 yılında Gürcü Rüyası Partisi'nin iktidara gelmesiyle son buldu. Bundan sonra ise Gül Devrimi'nin lideri Saakashvili için oldukça çalkantılı bir dönem başladı. Hakkında Gürcistan'da soruşturmalar başlatıldı, yetkilerini kötüye kullandığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı. Ülkeden kaçan Saakashvili Gürcü vatandaşlığından çıkartıldı. Bir süre Ukrayna'da Odessa valisi olarak görev yaptı ancak bu ülkeden de ayrılmak zorunda kaldı ve 2017'de Ukrayna vatandaşlığından da çıkartıldı. Ancak Ukrayna'da Volodymyr Zelenski'nin iktidara gelmesiyle 2019'da Ukrayna vatandaşlığına geri alındı. Pek çok egzantrik siyasi figüre ev sahipliği yapan Sovyet sonrası coğrafyadaki en egzantrik siyasi figürlerden olan Saakashvili'yi bir kenara bırakırsak, hem Gürcü hem de yabancı Batı yanlısı yorumcuların Gürcü Rüyası Partisi'ne karşı belli bir mesafede durduklarını görüyoruz. Bu kişilerin Gürcü rüyasına karşı olumsuz yaklaşımlarının temelinde bu partinin Gürcistan'ın Avrupalılaşma çizgisini rayından çıkartabileceğine dair bir görüşün veya kuşkunun olduğu söylenebilir. Batı yanlısı yorumcuların Gürcü rüyasına karşı tutumlarının nedenleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Gürcü rüyasının nasıl bir ideolojik siyasi çizgisi var? Bu parti iki dönem süren ve üçüncü dönemine giren iktidarı döneminde ne tür politikalar izledi? Bu politikalar Gül Devrimi'nden sonra ortaya çıkan çizgiden bir sapmaya mı işaret ediyor? Şimdi burada herhalde temel olarak sınıflandırılabilecek üç mesele var. Hani Gürcü rüyasının iktidara gelme süreciyle alakalı. Birincisi yoksulluk. Saakashvili iktidarı maalesef Gürcistan'daki yoksulluk sorununa ve gelir dağılımının adaletsizliği sorununa temel olarak bir çare bulamadı diyebilirim. Bulamadı şeklinde ifade etmek sanıyorum yanlış olmayacaktır. Genelde akademik yazında bu Gürcistan'ın yoksulluk meselesinin siyasi davranışlar olan etkisi çok fazla çalışılan bir alan değil. Genelde daha makro seviyede ülkelerin siyasi oryantasyonlarına bağlı olarak okunur bu meseleler. Ama şimdi bu yoksulluk ve gelir adaletsizliği meselesi Gürcistan'da ve ekonomik kısıtlar meselesi o kadar önemli ki Saakashvili iktidarında bu mesele Batı yanlısı politikaların izlenmesiyle beraber Rusya'nın özellikle ambargolarıyla iç siyasete ve iç ekonomik dinamiklere o kadar büyük etkisi oldu ki bir yandan da yani insanların güncel hayatlarında, yaşadıkları hayatlarda ciddi manada ekonomik sıkıntılara sahip olmalarına ve geçim zorluklarının ortaya çıkmasına ciddi manada etkisi olduğundan mütevellit Gürcü rüyası Rusya'yla daha dengeli ilişkiler kuracağı söylemiyle aslında ortaya çıktı demek yanlış olmayacaktır. Dolayısıyla insanlar aslında Saakashvili'nin bir yandan kendi Gül Devrimi'nin başında verdiği sözleri özellikle demokratikleşme ile ilintili olarak ifade ettiği hedefleri yakalayamaması ya da yakalamak istememesi
üzerine Saakashvili'yi bir yandan cezalandırırken tabiri caizse, bir yandan da bu Rusya'nın uyguladığı ambargolara ve yoksulluğa, giderek artan yoksulluğa ve aşırı derecede libertar ekonomi uygulamalarına karşı çok beklenebilir bir şekilde refah seviyelerinin artmasına yönelik bir siyasi seçim yaptılar. Şimdi bu noktada bizim İvanişvili'nin siyasi profiline de baktığımız zaman işte servetinin çok büyük bir kısmını Rusya'da kazanmış bir taykun diyebileceğimiz bir siyasi figür. Bir yandan işte yardımsever bir Gürcü iş adamı iken bir yanda bir siyasi parti kuruyor ve hani bu kadar büyük bir oy potansiyeline sahip oluyor ve bu kadar halk desteğini bir yanda arkasında buluyor. Bunun sadece İşte Batı ekseninden kaydı mı kaymadı mı, Rusya'ya döndü mü dönmedi mi ya da işte bu tamamen Gürcü rüyasının seçilmesinin ana sebebi, ana motivasyonu bu mudur sorusunun meşruluğu kadar bence ülkenin içindeki ekonomik koşulların insanların günlük hayatları üzerinde yarattığı ciddi manadaki baskıyı da göz önünde bulundurmak gerekir. Dolayısıyla Gürcü rüyasının temel siyasi narratifi de bu yoksulluğa bir şekilde çözüm bulmak, ülkenin çok fazla tırnak içinde de diyebilirim bunu, Batı yanlısı politikalar sürdürmekten kaynaklı tırnak içinde ödediği bedeli bir şekilde geriye çevirmek ve ekonomik koşulları, bu ticari yeni filizlenecek ilişkilerle ve olabildiği ölçekte Rusya'yla daha dengeli bir siyasi yaklaşma ya da daha dengeli bir siyasi ilişkiler sonrasında yeniden inşa etmekle ilgili bir siyasi söylemin varlığından söz etmek mümkün. Dolayısıyla şöyle bir şey denilebilir. Evet, Saakashvili ve Saakashvili'nin Birleşik Ulusal Hareketi su götürmez bir şekilde, şüphe götürmez bir şekilde Batı yanlısı ve Batı odaklı bir siyasi hareketti. Fakat bir noktada Gürcü halkı bunun bir şekilde onların günlük hayatlarındaki problemleri aslında o kadar da çözemediğini, bu problemlerin çok önemli bir kısmının ekonomik zorluklardan kaynaklandığını farkına varıp böyle bir tercih yaptılar. Bu tercihi tabii birçok açıdan değerlendirilebilir, eleştirilebilir. Ben sadece bunun altını, genelde bu unutulan bir kısmı, dediğim gibi hani Sovyet sonrası coğrafyalar genelde analiz edilirken daha makro dinamikler çerçevesinde analiz edildiği için ülke içerisindeki mikro dengelerin nasıl şekillendiği birazcık göz ardı edilir. Ama bu yüzden bunu birinci sırada söylemek istedim. Çünkü bu çok gerçekten altı çizilmesi gereken önemli bir unsur. Tabii ki bunun limitleri var. Yani elbette bunu söylerken şunu da söylemek gerekir. Tabii ki Gürcü rüyası, biz işte Rusya ile bütün ilişkilerimizi yeniden inşa edeceğiz. Hani Gürcistan artık Rusya ile uyumlu politikalar sergileyecek. İşte biz bu %25 işgal altında olan topraklarımızdan vazgeçtik. Ya da işte aslında ulusal güvenliğimizi işte bundan önceki siyasi iktidarlar kadar önemsemiyoruz vesaire. Hani Rusya ile yeniden harika bir geleceğimiz olacak gibi bir siyasi söylemle elbette yapmadılar. Ben böyle düşündüklerini de zannetmiyorum. Yani Gürcistan'da siyaset yapan herhangi bir siyasi parti ya da herhangi bir siyasi figür zaten Rusya ile, yani çok küçük bir işte birkaç siyasi parti var, marjinal grup olarak bile adlandırılabilir. Hani açıktan Rusya yanlısı politika güden, ama onun dışında bu catch-all parti dediğimiz hani daha genele seslenebilecek herhangi bir siyasi parti, iktidar hedefinde olan herhangi bir siyasi partinin zaten Rusya ile biz ilişkilerimizi bu işgal mevhumları çözülmeden halledeceğiz, biz harika ticari ilişkiler kuracağız, Batı kampından ayrılacağız, Rusya'ya yeniden eklemleneceğiz vesaire gibi bir siyasi söylemle zaten iktidara gelemez. Yani bu imkansız bir şey. Yani çünkü hani zaten ülkenin temel kendini inşa ettiği temel meselelerden bir tanesi egemenlik meselesi, güvenlik meselesi. Dolayısıyla bu anlamda Gürcü rüyasında yapılan eleştiriler doğru bulmuyorum. Yani hani evet işte gizli Rusya, hani bu hala devam ediyor. İşte gizli Rusya yalnız vesaire. Yani şu denilebilir, evet Rusya'yla Birleşik Ulusal Hareket kadar, Saakashvili'nin siyasi parti, siyasi hareketi kadar
karşıtlık içerisinde bir elbette bir söylem geliştirmediler. Ama bir yandan da unutmamak gerekir ki Avrupa Birliği sürecine, Avrupalaşma sürecine de devam ettiler. Bir yandan işte Amerika ve NATO ile ilişkilere de hali hazırda devam ediyorlar. Ve aslında defaatle Gürcistan'ın bu amaçlarından vazgeçmediğini de ifade etmek durumunda kaldılar. Ha, bir yandan baktığınız zaman bu siyasi figürlerin Rusya ya da Rus iş adamlarıyla ilişkisi yok mu? Kesinlikle var. Asla olmadığını söyleyemem. Ama ton olarak dediğim gibi böyle tamamen Rusya yanlısı bir yeni bir jeostratejik oryantasyon ya da dış politika eğilimi ya da işte böyle bir dış politika ekseninde bir kayma vesaire gibi şey. Zaten Gürcü siyasetinin kendi yapısı gereği, temel taşları gereği herhangi bir iktidara yürümek isteyen bir siyasi hareketin böyle bir şey söyleme ihtimali yok. Yani imkansız. Yani Gürcistan'da halen ana siyasi akım Avro-Atlantikçi akım ve Avro-Atlantikçi çizgi dışında kalan siyasi yapılar sadece marjinal gruplar. Evet, kesinlikle öyle. Şimdi şöyle bir mesele var. Tabii bu yanlış anlaşılmasını da istemem. Yani hani bu coğrafyadaki birçok ülkede olduğu gibi özellikle hani Sovyet sonrası cumhuriyetlerde de sonrası devletlerle ilgili bunu söylemek doğru olmaz. Çünkü bu coğrafyada birçok ülkede Türkiye'de de olduğu gibi şeffaflık bir sorun. İktidardaki partinin şeffaflık mevhumunu tamamen her kılcal damarında değerlendirmesi ve bütün siyasasını buna göre üretmesi çok büyük bir problem. Bu problem Gürcistan'da da hani bir de Sovyet sonrası etkisiyle, çarpan etkisiyle beraber bir problem. Dolayısıyla hani şunu demek istemem, hani Gürcü rüyasının hiçbir şekilde Rusya ile bir ilişkisi yok, hiçbir şekilde böyle bir ajandası yok vesaire gibi bir hani iddialı bir yorum yapmak istemem. Yapamam da zaten. Ama kendilerinden önceki iktidarın dezenformasyonu kadar ya da dezenformasyonunda belirttiği kadar bir Rusya yanlılığı ya da tamamen böyle bir gizli amacı vesairesi gibi bir şey söz konusu olamaz. İktidara gelmesindeki temel sahiplerden bir tanesi de biraz evvel belirttiğim gibi bir yandan hani bu böyle bir iki yönlü olarak düşünebiliriz. Bir tarafı, bir yüzü Saakashvili'nin Gül Devrimi ile beraber taahhüt ettiği demokratikleşme seviyesine ülkeyi getirememesi ve temel hak ve hürriyetlerdeki kısıtlar olmakla beraber diğer bir tarafta yoksulluk ve ciddi manada ülkedeki ekonomik koşulların kötüye gitmesiydi. Dolayısıyla Bizina Ivanishvili ile beraber çıkan yeni siyasi hareket ya da işte yeni siyasi söylemde temel olarak bu iki derde deva olmayı aslında taahhüt etti ve o şekilde iktidara geldi. Gürcistan siyasetine dair tartışılan bir konu da kilise ve kilisenin toplumsal ve siyasal alanlardaki etkisi ve gücü. Biraz bundan bahsetmenizi isteyeceğim. Gürcistan'da siyasi elit ile ruhban arasında nasıl bir ilişki söz konusu? Kilise Gürcü siyasetinde önemli bir aktör mü? Bu alanda nasıl bir role sahip? Şimdi kiliseden bahsetmek için öncelikle Gürcü Ortodoks Kilisesi'nin Gürcü kimliğindeki yerinden bahsetmek doğru olur. Gürcü Ortodoks Kilisesi'nin Gürcü ulusal kimliğindeki yeri çok güçlü. Hatta Ortodoksluk, Ortodoks Hristiyan olma durumu Gürcüler için Gürcü dili, Gürcü Ortodoksluğu, Gürcü kimliğinin temel iki oluşturucu, temel yapı taşı. Dolayısıyla Ortodoksluk Gürcüler için çok önemli bir mefhum. Öyle ki bunun üzerine aslında literatürde de birçok araştırma bulabilirsiniz. Bir tanesi de yine Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin değerli profesörlerinden Ayşegül Aydıngün'ün Avim'le beraber ortaklıkla hazırladığı bu Gürcü kimliğiyle ilgili, Gürcistan'ın etnik kimliği ve bunun siyasi yansımalarıyla alakalı olan kitabı olacaktır. Bunu da dinleyenlere naçizane tavsiye ederim. Şöyle ki aslında bağımsızlık sonrası dinamiklere baktığımızda kilise tabii birçok siyasi olaya aslında müdahil, bir şekilde bir parçası. Ama bu şu şekilde algılanmasın, buna dair bir talep Gürcü halkında da mevcut. Yani kendini bir şekilde konservatif olarak, muhafazakar olarak niteleyen Gürcü halkının buna dair bir talebi de var. Ya da şöyle söyleyeyim, talebi olmasa bile
bu olumsuz olarak ya da yanlış olarak algılanan bir durum değil. Yani bizim daha batılı normlarla anlayacağımız ya da anladığımız laisite kavramı Gürcistan'da namevcut. Bundan dolayı da bizim algıladığımız şekilde kilisenin, devletin karar mekanizmalarındaki ya da iktidar partisinin karar mekanizmalarına bir şekilde müdahil olması ya da onunla bir şekilde müzakere masasına oturması belirli kararlarla ilgili bizim bu taraftan algıladığımız kadar tuhaf bir mefhum değil Gürcüler açısından. En azından kendini muhafazakar olarak niteleyen Gürcüler açısından. Çünkü orada kilisenin temsil ettiği bir anlam var, yani bir temsili var Gürcü halkı içerisinde. Bu da Gürcü ulusal kimliğiyle çok birbirine geçmiş vaziyette. Bununla ilgili çatışmalar oluyor mu diye bahsettiniz ya da işte bununla ilgili bir hani daha somut örnek vermek gerekirse bu kilisenin müdahil olduğu ya da kilisenin büyük tepki verdiği, programın başında da aslında bahsettik, işte Gürcüler için Avrupalaşma kendi ulusal kimlikleriyle ne kadar paralel örülmüş bir süreç, aslında ne kadar hani karşılık içerisinde değil paralellikler içerisinde bütün bir siyasi süreçle beraber yoğrulmuş bir mesele olmasına rağmen bu Avrupalaşma süreci içerisinde işte toplumsal cinsiyet rollerine bağlı olarak yeniden bir anayasa yazımı sürecinde bu işte haklar, temel haklar belirlenirken işte her türlü cinsel yönelim ifadesinin anayasada yer alması Gürcü Ortodoks Kilisesi için çok olumsuz bir duruma yol açtı ve bu toplumsal olarak çok tepki gördü. Bu toplumsal olarak toplumun daha kendini muhafazakar olarak niteleyen segmentlerinden gösterilen bu tepki aslında Gürcü Ortodoks Kilisesi tarafından beden buldu diyebilirim. Ve bu noktada da Gürcü Ortodoks Kilisesi bunun homoseksüelliğe bir çağrı olduğunu, Avrupa Birliği'nin aslında bir homoseksüel grubu olduğunu ve bunun Gürcü ahlaki değerleriyle tamamen taban tabana zıt bir durum ortaya çıkardığını ve tamamen bundan vazgeçilmesi gerektiğine dair böyle protestolar, zaten takip etmişsinizdir basından da, hatta böyle sokaklarda işte LGBTİ bireylerin tartaklanması, dövülmesi vesaire, hani bu arada kilise mensupları tarafından dövülmesi, yanlış anlaşılmasın, yani polisin araya girmesi ve müdahale edilmesiyle işte bir şekilde önlenmeye çalışıldı vesaire. Yani dolayısıyla Avrupa Birliği'ne dair Gürcü ahlakını bozacağını, Gürcü değerleriyle paralelliğe sahip olmadığını ve toplumu aslında yozlaştıracağına dair de müthiş de bir eleştirel tutum var. Artık eleştirel demek birazcık hafif bir tabir kaçıyor bu noktada. Karşıt demek daha doğru olur. Buna karşı ciddi bir karşıt tutum var. Bunun da temel olarak gördüğümüz en önemli kurum, bu durumun yürütücüsü diyeyim ya da işte bu durumun en önemli eleştiren gruplarından bir tanesi de Gürcü Ortodoks Kilisesi. Ne oldu peki bu mesele? Bu mesele bir şekilde kapalı kapılar ardında iktidar sahiplerinin kilise mensuplarıyla bir takım pazarlıkları sonucunda bir şekilde çözüldü. İşte Gürcü Kilisesi, Ortodoks Kilisesi bir şekilde geri adım attı ya da olayı daha fazla alevlendirmedi. Tabii kendini batının, yani batılı olarak gören Gürcü popülasyon içerisinde bu durum çok büyük tartışmalara ve eleştirilere yol açtı. Ayrı ayrı süren bir dizi tartışmaya yol açtı toplumsal olarak. Fakat o noktada iktidar partisi bir şekilde belli konularda müzakere ederek Ortodoks Kilisesi'yle bu meseleyi çözdü. Bu bir örnek. Yani bu en temel örnek. Çünkü bu Avrupa değerleri özellikle muhafazakar toplumdaki muhafazakar kesimler tarafından Gürcistan'daki ciddi manada bir yozlaşmaya sebep olacağı ve Gürcü değerlerinin Gürcü kimliğine dair müthiş bir tehdit yaratacağına dair bir iddiaları, argümanları bulunmakta, hala da var. Gürcü ulusal kimliğinin din, dil, etnisite üzerinden inşa edilmesi konusuna değinmek istiyorum. Avrupalılaşma ve Batı değerleri gibi şeylerin savunulduğu Gürcistan'da aslında dışlayıcı bir etnik milliyetçilik oldukça güçlü. Ulusal kimliğin sivik öğeleri daha geri planda gibi görünüyor. Bununla ilgili Gürcistan'daki azınlıklar konusu akla geliyor. Gürcistan nüfusunun yaklaşık %30'unu etnik Gürcü olmayan veya Ortodoks olmayan Gürcü gruplar oluşturuyor.
Acaralı Müslümanlar, Ermeniler, Borçalı Türkleri, sayıları az olmakla birlikte Ahıska Türkleri, Kistler ve diğerleri. Gürcistan'da etnik Gürcü milliyetçiliği, kilisenin toplumdaki hegemonyası ve diğer ilgili hususlar kapsamında Gürcistan'daki azınlıkların durumları hakkında neler söyleyebilirsiniz? Gürcistan'daki etnik Gürcü olmayan nüfusun siyasal eğilimleri ve tercihleri neler? Bunlar etnik Gürcülerin eğilim ve tercihlerinden farklılıklar gösteriyor mu? Evet, bu aslında çok tartışmalı bir mesele. Çok da zor bir mesele Gürcistan üzerinde değerlendirildiğinde. Gürcistan'daki azınlıkları tabii topyekün ele almak mümkün değil. Hangi azınlık grubuna mensup olduğunuz önemli. Bir yandan baktığınız zaman sizin de belirtmiş olduğunuz gibi Acara'da yaşayan aslında hani Müslüman Gürcülerden de bahsediyoruz. Ama tüm bunlar tabii bir sorun teşkil ediyor Gürcistan için. Neden? Çünkü Gürcistan'ın ulus inşası tabii yine Sovyet sonrası dinamiklerle ele almamız gereken bir mevzu bu. Sovyet sonrası dinamiklerle beraber ulus kimliği inşa sürecindeki milliyetçilik tanımı ya da ulus inşasının temel komponentlerinden bir tanesi tam da buna denk geliyor. İşte biraz önce de bahsettiğimiz gibi Ortodoks dinine mensup olmak, Gürcü kilisesinin bir mensubu olmak, Gürcü dilini konuşmak, Gürcü olarak adledilmenin temel değerleri. Dolayısıyla bu aslında görece dar tanım, etnik bazlı olarak tanımlanan milliyetçilik örneği de azınlıkların tam anlamıyla Gürcistan devletine vatandaş olarak entegrasyonları ya da işte çoğulculuk manasında o yapı içerisinde kendilerine yer bulmaları, ses bulmalarını zorlaştırıyor. Bu da zaten ülkenin özellikle kuruluş aşamasında ortaya çıkan iç savaş ve etnik çatışmalarla gün yüzüne çıktığını görüyoruz. Görece tabii Gül Devrimi'nden sonra biraz daha bir vatandaşlık hakkı üzerinden tanımlanan bir milliyetçilik, daha sivil değerlere dayanan bir vatandaşlık tanımı olmasına rağmen bunların etkisinin hala gerçekten ciddi manada çatışmaya zemin hazırladığını ya da çatışmaya açık bir zafiyet yarattığından bahsetmek mümkün. Yine mesela bir Cavaheti bölgesinde Ermeni nüfus da var, yine Gürcistan içerisinde yer alan. Mesela Cavaheti'deki Ermeni etnik kökenli Gürcistan vatandaşları aynı şekilde dil konusunda sorunlar yaşadıkları, bunun Gürcistan toplumuna onların entegrasyonunu zorlaştırdığını, hatta yine 2000'lerde yanlış hatırlamıyorsam Cavaheti'de kurulmaya çalışılan bir etnik Ermenilerin kurmaya çalıştığı bir siyasi partinin yasaklanması ve daha sonrasında anayasaya herhangi bir etnik oryantasyon barındıran siyasi partinin kurulmasının yasaklanması, ki Gürcistan aslında siyasi parti kuruluş açısından oldukça liberal bir yapıya sahiptir. Çok fazla kayıtlı siyasi parti vardır ve böyle hani kurumsal bir takım kısıtlar da yoktur siyasi parti kurma konusunda. Mesela örnek vermek gerekirse son seçimlerde, sadece bu 31 Ekim seçimlerinde kayıtlı olmuş 66 tane siyasi partiden bahsediyoruz. Yani şimdi hani 4,5 milyonluk bir ülkede 66 tane siyasi parti seçimlere girerken kayıt olduğu düşünülürse, hani epey siyasi parti kurma bakımından liberal bir ortam olduğu, özgürlükçü bir ortam olduğundan bahsedilebilir. Fakat bir yandan da bu hani ulus devlet inşasının olumsuz taraflarından, olumsuz yansımalarından bir tanesi de bu Gürcistan'daki farklı etnik gruplara sahip kişilerin aslında tam olarak topluma entegre olmaması, kabul edilen ya da istenen Gürcü vatandaşı çerçevesine çok fazla uymamaları gibi bir sonuç veriyor diyebilirim. Yani bunu söylemek yanlış olmayacaktır. Gürcistan'ın Avroatlantik ile bütünleşme, AB ve NATO'ya üye olma arzusu Gürcü yetkililer ve aydınlar tarafından ısrarla ifade ediliyor. Gürcistan, AB ve NATO üyeliğini hedef olarak belirlemişken, Brüksel açık olarak Gürcistan'ın AB ve NATO üyeliğinin yakın zamanda söz konusu olamayacağını söylüyor. Bu durumu Gürcü siyasi elit nasıl anlamlandırıyor? Bu durumu topluma ve kendisine nasıl açıklıyor? Evet, bunu iki şekilde cevaplayabilirim zannediyorum. Birincisi, AB'nin kendi içerisinde yaşamış olduğu krizin yansımaları elbette Gürcistan'la olan ilişkilerini de etkiliyor. Yani AB zaten şu dönemde, özellikle hani kabaca son 10 seneyi ele aldığımızda, yani özellikle şöyle söyleyeyim, 2009
Doğu ortaklığı açılımından sonra bölgeye dair çok önemli başka bir açılım zaten gerçekleştirmedi, değil mi? Karadeniz'e baktığımız zaman ne görüyoruz? Bir işte Doğu ortaklığı projesini görüyoruz. AB'nin komşuluk politikaları kapsamında ele aldığı. İkincisi işte Black Sea Sinerji'yi görüyoruz. Karadeniz Sinerjisi programını görüyoruz ki o daha bölgeselleşmeyi vurgulayan bir yapıya sahip. Birebir Kafkaslar'da ve Sovyet sonrası ülkelerle olan ilişkilerini de AB işte Doğu ortaklığı üzerinden sürdürüyor. Şimdi bu soruyu aslında şöyle ele almak lazım. Sovyet sonrası ülkelerin siyasi durumu ve bu bölgedeki jeostratejik oyun alanını değerlendirerek aslında bunu analiz etmek daha adil olur diye düşünüyorum. Zira burada hani koskocaman bir Rusya faktörü var ve Sovyetler sonrası dönemde uluslararası sistemde Rusya'nın özellikle Putin'in başkanlığıyla beraber son dönemde güçlenmesi ve yine bir uluslararası güç olarak kendini uluslararası düzlemde ifade etmesi ve buna dair de kendi Sovyet coğrafyasına diyeyim, kendisini yakın çevresi olarak, near abroad olarak ifade ettiği Sovyet sonrası teritoride de işte alanda da yapmış olduğu bir takım siyasi hamleleri, bu hamlelerin bazıları tabii güç kullanımını da içeriyor, bazıları tamamen yumuşak güç kullanımına yönelik, fakat bir şekilde daha ciddi biçimde angaje olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla hani bu sorunun cevabı sadece Gürcü siyasi elitlerinin bunu nasıl ifade ettikleri ya da bunu nasıl halkı buna dair ikna ettikleri, anladığım kadarıyla tam olarak hani değinmek istediğiniz nokta bu. Bununla ilgili olduğu kadar uluslararası konjonktürün, bölgesel konjonktürün getirdiği bir takım dinamiklerin de okunmasıyla alakalı. Bunu bir kenara koyduktan sonra tekrar Gürcistan'a dönelim. Gürcü elitleri bunu nasıl açıklıyor? Şimdi Gürcü elitleri aslında bunu açıklarken çok da fazla zorlanmıyorlar. Zira Rusya, Sovyet sonrası ülkelere dair Rusya'nın ortaya çıkarttığı politikalar bu ülkelerin, Ukrayna örneğinde de gördüğümüz üzere, zaten bağımsızlıklarını ve egemenlik haklarını ihlal etmeye çok teşne. Dolayısıyla bu her daim yeniden yaratılan bir güvenlik problemini ortaya çıkarıyor. Şimdi sizin zaten bağımsızlığınız sonrasındaki dönemde bu kadar Rusya'yla silahlı saldırıyı içeren münasebetiniz olduğu zaman, hali hazırda topraklarınızın büyük bir kısmı zaten Rusya tarafından desteklenen etnik hareketlerce sizden koparıldığı ölçekte, bunu halkınıza anlatmanız oldukça zor değil, hiç zor değil hatta. Dolayısıyla çünkü bunun altını çizmek istiyorum. Yani Sovyet sonrası coğrafyada belki biz paradigmatik olarak daha makro seviyede ele aldığımızda Soğuk Savaş'ın artık bittiğini, yeni dünyada yeni trendlerin ortaya çıktığını, yeni güç odaklarının meydana geldiğini, işte mesela Çin'in yükseldiğini, işte Doğu'nun daha farklı bir anlam kazandığını, daha farklı dengelerin ortaya çıktığını, yani dünyanın artık bipolar, çift taraflı, çift kutuplu sistemden daha çok kutuplu bir sisteme doğru evrildiğini kabul ediyoruz ve entelektüel birikimimizi bunun üzerine inşa ediyoruz ve akademik çalışmalarımızı da bunun üzerine yapıyoruz. Ancak Sovyet sonrası ülkelerde bu Soğuk Savaş sahipleriyle okunan siyasi dinamikler hala canlı. Dolayısıyla halkların üzerindeki etkisi de hala çok fazla güçlü. Şimdi sizin bağımsızlığınızı tehdit eden bir komşunuz olduğu zaman, bir de böyle bir tarihi olarak zaten işgallerle dolu bir tarihiniz olduğu zaman ve ulusal mücadelenizi de bu yapıya karşı verdiğiniz zaman bu eskimiş ya da üzeri kapatılmış bir hale gelmiyor maalesef. Tam tersi yeniden bu da Rusya'nın agresif politikalarıyla, bunu da altını çizmek gerekir. Ve Rusya'nın bu Sovyet sonrası ülkelerin egemenlik haklarına yeterli saygıyı duymamasından kaynaklı bir uluslararası ortamda Avrupa Atlantik hattının Gürcü siyasi elitleri tarafından Gürcü halkına anlatılması çok da zor bir mesele haline gelmemekte. Dolayısıyla her ne kadar biliyorsunuz NATO'da bambaşka bir zaten mesele. NATO hani Gürcistan ve Ukrayna'yı zaten 2008 yılında Bükreş Anlaşması'nda kendi yapısı içerisinde dahil etmek için adımları atmıştı. Fakat sonrasında Rusya'nın çok net bir karşı koymasıyla ve akabinde gerçekleşen 2008 Rusya-Gürcistan Savaşı ile beraber NATO bir şekilde geri adım
atmak zorunda kaldı. Yani daha doğrusu NATO'nun içerisindeki bir takım ülkeler bunun doğru bir karar olmadığını, daha henüz bunun vaktinin gelmediğine karar verdiler ve o noktada o kararı veren siyasi liderler de, bunun da altını çizmek gerekir, bu Amerika Birleşik Devletleri tarafından gerçekleşmedi. Özellikle Almanya, Fransa gibi ülkelerin karşı koymasıyla gerçekleşen bir durum oldu. Dolayısıyla burada yine bir Avrupa dinamiğinin daha baskın geldiğini görüyoruz Gürcistan özelinde ve daha doğrusu bu coğrafya özelinde. Yani demek istediğim şey şu, bunu belki de kabaca 3 açıdan ele almak gerekir. Bir, NATO ve AB'nin aslında kendi içerisinde belli fatik diye niteleyebileceğimiz duruma, yani bir gerileme, geri çekilme durumuna gelmeleri. Brexit'te de zaten bunu görüyoruz bir tarafından. İkincisi, Rusya'nın hala ve hala Sovyet sonrası ülkeler için çok ciddi bir tehdit oluşturması. Onu da yine 2008 Gürcistan-Rusya Savaşı'nı bir kenara bırakmak gerekirse, Kırım'ın ilhakıyla çok net bir şekilde bu coğrafyadaki zaten tüm Sovyet sonrası ülkeler ve biz de Türkiye olarak bunu zaten gözlemleme şansımız oldu. Üçüncüsü de yine bu ülkelerin kendi bağımsızlık ve egemenliklerin korunması açısından Batı Avrupa Atlantik dünyasının bir parçası olmayı, bunun bir güvencesi olarak görmeleri ve bunu da siyasi olarak bu şekilde seçmenlerine ya da vatandaşlarına ifade etmekte bir zorluk yaşamamalarından kaynaklanıyor. Buna böyle bir üçlü çerçeve içerisinde bence yaklaşabiliriz. Rusya'nın jeopolitik hedefleri adına bu hedeflere ulaşmasını zorlaştıran ne tür hatalar yaptığını göstermesi açısından verdiğiniz yanıtın üzerinde düşünülmesi gerektiğine inanıyorum. Deyim yerindeyse kaba saba ve güce dayalı politikaları uzun vadede Rusya'nın aleyhine bir durum yaratıyor sanırım. Belki önümüzdeki günlerde bu konuyla da ilgili bir podcast kaydı yaparız. Şimdiye kadar olan sohbetimizde Gürcistan'daki siyasi alanı oldukça detaylı ve anlaşılır şekilde tasvir ettiniz. Şimdi son seçimlere gelirsek. Seçim sürecinde Gürcistan'da neler yaşandı ve halen yaşanıyor? 2020 yılı başlarında Gürcistan'daki seçim sisteminin değiştirildiği bir süreç yaşandı. Bu süreci ve süreçte yaşanan tartışmaları özetleyebilir misiniz? Seçim sürecinde yaşanan rekabetin tarafları olan iktidar ve muhalefetin söylemleri nelerdi? Tabii, zevkle kısaca ifade etmeye çalışayım. Şimdi 2020 seçimlerini anlamak için daha bir öncesine yine gitmemiz gerekecek. Tarihsel olarak ele almamız gerekecek durumu. Öncelikle şunu belirtmem gerekir. 2020 31 Ekim seçimlerinin galibi Gürcü Rüyası. Ve Gürcü Rüyası üçüncü kez iktidarı ele geçirdi. İktidarı aldı. Hem de bayağı %48.16 gibi bir oy oranıyla. Bakıldığında Gürcü Rüyası'nın da şöyle bir baktığımızda ne kadar zaman geçmiş. İşte iktidara geldiğinden bu yana 8 sene gibi bir zaman geçmiş. Yine aynı şeyleri Gürcü Rüyası'nda da görüyoruz. İşte muhalefet partilerinin bir şekilde susturulması, muhalif grupların bir şekilde baskı altında tutulması ya da muhalif gruplara yakın medya kanallarının bir şekilde engellenmesi, bir şekilde demokratik haklarından yoksun bırakılması gibi temel sorunların aslında şöyle de denebilir, Gül Devrimi'nin başarısızlığı, Gürcü Rüyası'nın yine iktidar süresince de maalesef yani Saakashvili'yi iktidardan düşüren sebeplerden birçoğu aslında Gürcü Rüyası'nda da yine zuhur etti demek yanlış olmayacaktır. Şimdi böyle bir yapı içerisine baktığımızda 2019 senesi Gürcistan için oldukça hareketli geçti. Sizin de izlemiş olduğunuz gibi birçok sokak hareketi, birçok muhalif grubun sokaklara dökülmesi ve insanları mobilize etmesiyle sonuçlanan sokak gösterileri gerçekleşti. Bunların temel olarak köklendiği iki temel unsur var. Aslında bunlardan birazcık bahsettik. Bir tanesi bu Rusya ve Gürcistan parlamentolar arası toplantısının ortodoksluk üzerine gerçekleşmesi ve Gürcistan parlamentosunda bir Rus parlamenterin söz alması ve konuşma yapması sonrasında 2019 Haziran ayında bir protesto akımı başladı. Tam da bunun evveliyatında şöyle bir durum vardı. Gürcistan parlamentosunda bu seçim sistemi üzerine yapılan tartışmalar sürmekteydi. Bu seçim sistemi üzerine yapılan tartışmaların genel ekseni de sistemin aslında Gürcü Rüyası'nın iktidar söylemlerinden temel olarak, daha doğrusu iktidar sözlerinden diyeyim, vaatlerinden bir tanesinin seçim sisteminin nispi sisteme
göre düzenlemesi sözü üzerine ve bunu gerçekleştirmemesi üzerine başlayan sokak hareketleriydi. Bu sokak hareketleri bu ortodoksluk üzerine olan parlamentolar arası, Rus ve Gürcü parlamentolar arası toplantısı da gerçekleştiğinde ve bir Rus parlamenter Gürcistan parlamentosunda konuşmaya başlayınca muhalif gruplar ve muhalif partiler tarafından müthiş derecede büyük bir tepkiyle karşılaştı. Ve bu tepki günlerce süren sokak hareketlerine, tepkilere, protestolara sebep verdi. Şimdi böyle bir siyasi atmosfer vardı diyebilirim 2020'ye giderken Gürcistan'da. Peki Gürcü Rüyası buna karşılık ne yaptı? Tamamen seçim sistemini nispi sisteme göre değiştirdi mi? Hayır, değiştirmedi. Gürcistan 2020 seçimlerinde tamamen nispi sisteme göre şekillendirilmesi gereken parlamento seçimlerine aslında karma seçim sistemiyle gitti. Bu karma seçim sistemi nasıl gerçekleşti? Ona da kısaca değinmek gerekir. 120 parlamenter, bu arada Gürcistan parlamentosu 150 parlamenterden oluşuyor. 120 parlamenter nispi seçim sistemine göre şekillendi, seçildi. 30 parlamenter ise çoğunluk temsil sistemine göre seçildi. İktidar partisinin verdiği bu anlamdaki geri adımı, yaptığı değişim sadece çok kısmi olarak, sayısal olarak yansıdı 2020 seçimlerine. Ama tabii bu durum bu siyasi polarizasyon diyeceğimiz kutuplaşmaya engel olmadı. Dolayısıyla 2020 seçimlerine giderken Gürcistan'daki siyasi atmosfer oldukça polarize, oldukça kutuplaşmış, oldukça parçalı ve muhalefetin bir şekilde ciddi ithamlarla iktidar partisini suçladığı ve hani bunun yanı sıra medya unsurlarının da bir şekilde engellendiği ve ciddi manada demokratik sorunları barındıran bir siyasi atmosfer içerisinde partiler seçime gittiler. Baktığımızda tabii bu arada şunu da belirtmek gerekir. Saakashvili'nin partisi Birleşik Ulusal Hareketi Saakashvili'nin yeniden aday olacağı söylemiyle çıktı. Bu yine muhalefet partilerinin bir kısmı açısından büyük tepkilere yol açtı. Bir kısmı açısından benimsendi. Yani şöyle yine her zamanki gibi Sovyet sonrası siyasi sistem içerisinde Gürcistan'da en çok en sık gördüğümüz meselelerden bir tanesi muhalefetin tek bir ses olamaması. Yani Gürcistan'da güçlü bir, aslında Giannodde bunu çok güzel ifade eder Gürcistan'ın siyasi yaşamı üzerine yazdığı kitapta ve çeşitli makalelerinde. Gürcistan'daki dominant parti sistemi şeklinde açıklar bunu. Yani kim iktidara gelirse gelsin, hangi sahiplerle gelirse gelsin, Gürcistan'daki Sovyet sonrası siyasi sistemi dominant parti politics üzerinden, dominant siyasi parti sistemi üzerinden şekillenir der. Ve bunu zaten iktidara gelen işte Saakashvili'nin Birleşik Ulusal Hareketi'nde de Gürcü Rüyası'nda da aslında tam olarak bunun yansımalarını görmekteyiz. Ve sonrasında muhalefet bloğunun içerisinde bir takım çatırdamalar gerçekleşti vesaire. Oraları özetle bahsedeyim. Dolayısıyla muhalefet bloğu başta Birleşik Ulusal Hareketi'nin başı çekmesi de 27.12 gibi bir oy aldı ve dolayısıyla seçimlerin galibi yine Gürcü Rüyası siyasi partisi oldu. Şimdi neye burada dikkat etmek gerekir? Şuna bakmak lazım. Neden bu seçim sistemi tamamen nispi sisteme göre evrilmiyor? Ya da neden muhalefet partileri nispi sisteme geçiş konusunda bu kadar bastırıyorlar ya da ve bu böyle sokak protestolarına yol açıyor? Çünkü mevcut durumda, mevcut siyasi sistem, seçim sistemi içerisinde iktidar partisi kendi çoğunluğunu parlamentoda koruyor. Koruduğu için de yasama sürecinde muhalefet partileri yeterince güçlü bir pozisyon sergileyemiyorlar. Dolayısıyla muhalefet partileri bunu engellemek için ciddi manada sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar. Ve bu da bir şekilde seçim sonuçlarının muhalefet partileri tarafından, bu 31 Ekim seçimlerinden bahsediyorum, kabul edilmemesi, meşru olmadığının
Ukrayna'na dair bir dünya siyasi ifade ve hatta işte ABD elçiliği, Avrupa Birliği, AGİT gibi kurumların, özellikle ABD elçiliği ve çeşitli Avrupa devletlerinin elçiliklerince araya girilmesi, arabuluculuk faaliyetlerinin gerçekleşmesi ile muhalefet partilerinin ve bir şekilde iktidar partisinin bir araya gelmesi ve bir şekilde hani uyumlanması ya da işte, ne diyeyim, müzakere sürecinin başlaması gibi bir amorf diyebileceğim bir durumu ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla bu da bizim bu taraftan baktığımız zaman Gürcistan'a çok alışık olmadığımız bir durum değil mi? Siyasi partilerin arabuluculuğunu böyle ABD elçiliği ya da işte Avrupa Birliği kurumlarının yapması bizim çok bildiğimiz, alışık olduğumuz bir durum değil. Ama Gürcistan'daki siyasi kutuplaşmaya bakıldığında ve o, hani gücün merkezileşmesi ve o merkezileşmesinin yarattığı antidemokratik hareketler ve bunun sonucunda da muhalefet partilerinin bir şekilde ötelenmesi ya da sisteme entegre olmaması, olamaması çerçevesinden bakıldığında da bu da yaşanan durumlardan bir tanesi. Seçim sürecinde benim en çok dikkatimi çeken şey aslında bu oldu. Ülkede seçim sistemine dair partiler arası bir anlaşmazlık var ve bu anlaşmazlık ABD, AB ve bazı Avrupa devletlerinin büyükelçilerinin arabuluculuğuyla çözülüyor. Hatta görüşmeler ABD Büyükelçisi'nin konutunda yapılıyor. Bu bana gerçekten çok tuhaf görünen bir şey. Yaklaşık 70 yıl Sovyetler Birliği içinde kalmış bir ülke, bu dönem ülkenin Moskova karşısında bağımsızlığını ve egemenliğini kaybettiği bir tür sömürge dönemi olarak tanımlanıyor. Bunun yanında Batıcı Gürcü elitinin, Moskova'nın politikalarının Gürcistan'ın bağımsızlığı ve egemenliği için büyük bir tehdit olduğuna dair bir söylemi var. Ancak diğer taraftan ülkedeki seçim sisteminin değiştirilmesi hakkındaki görüşmeler ABD ve Avrupa Büyükelçilerinin nezaretinde gerçekleştiriliyor. Bu bir çelişki değil mi? Gürcü eliti bağımsızlık ve egemenliği yalnızca Rusya'ya karşı savunması gereken bir şey olarak mı görüyor? Bu durumu nasıl anlamak lazım? Evet, çok yerinde ve çok güzel bir soru sordunuz. Teşekkür ederim soru için. Kesinlikle öyle. Dediğiniz gibi hani şimdi bu şöyle bir soru ortaya çıkarıyor. Yani Gürcistan için bağımsızlık tek taraflı bir bağımsızlık mı? Evet. Tam da ben de bu tarz bunun gibi sorularla doktor tezimi yazmaya başlamıştım ve sahaya gitmeden önce beni sahaya gitmeye dair heveslendiren sorular tam da bunlardı. Açıkçası bu paradoksal durumdu. Bunun tam olarak cevabını vermek mümkün müdür? İnanın çok emin değilim. Ama şöyle ki yine literatüre baktığımız zaman şunu anlayabiliyoruz. Siyasi kültür böyle 10 yılda, 20 yılda, 30 yılda inşa edilecek, edilen bir mesele, mefhum değil. Bir ülkenin siyasi kültürü geç dönemde, özellikle modernitenin geç döneminde inşa olmaya başladığı zaman, özellikle bu geç uluslaşmadan da bahsettiğimizde bunun gibi siyasi kutuplaşmanın inanılmaz derecede yüksek olduğunu, siyasi partiler arasındaki uyumun ya da tartışma kültürünün çok zayıf olduğunu ve bunun da belli ölçeklerde Sovyet sonrası geçiş dönemi zorluklarından en önemlilerinden bir tanesi olduğu da açıklayabilirim. Bunun görünen kısmındaki ortaya çıkan bu dinamikler bir yandan da sürekli olarak işte ülkenin kuzey komşusu, büyük komşusu tarafından yeniden üretilen güvenlik problemleriyle perçinlendiği zaman, yani onun çarpan etkisiyle beraber bunu bir sarkaç olarak düşündüğümüzde tamamen diğer tarafa doğru savrulup Batı'yı kendi egemenliğinin koruyucusu, kurtarıcısı ya da işte bir şekilde taahhüdü olarak görmek ya da Batı dünyasının içerisinde olmanın fikirsel olarak yaratmış olduğu etki tam da bu bahsettiğimiz şey. Dolayısıyla bu Batı dünyasının temsilcileri olarak elçilikler, ABD elçiliği ya da herhangi bir Avrupa ülkesi elçiliği de bu anlamda bu siyasi kültürü yaşartacak ya da sağlamlaştıracak ana unsurlardan bir tanesi olarak algılanıyor ve bu siyasi kültüründe, Gürcistan'ın Sovyet sonrası siyasi kültüründe bizim bu taraftan algıladığımız gibi, Türkiye'den baktığımız perspektiften yansıdığı kadar amorf ve anlaşılması güç bir şekilde gerçekleşmiyor. Bunun tabii ülkelerin siyasi tarihleriyle birebir ilgisi var. Yani Sovyet sonrası coğrafya, hani biz Türkiye olarak o noktada belki Türkiye siyasetini referans almak yanlış olmayacaktır. Şöyle, elbette ki Türkiye ve Gürcistan karşılaştırması yapmak birçok açıdan çok sorunlu. Çünkü
birçok açıdan çok farklı. Fakat şu sahiplerle yapmak bence doğru. Türkiye'nin sahip olduğu siyasi geçmişle Gürcistan'ın sahip olduğu siyasi geçmiş bambaşka veriler ortaya koymakta, bambaşka anlam dünyaları ortaya çıkarmakta, bambaşka semboller ortaya çıkarmakta. Dolayısıyla ABD bizim için farklı farklı ya da herhangi bir dış güce dair böyle bir angajman ya da yakın ilişki bizim için farklı bir anlam dünyası ihtiva ederken Gürcüler için daha bambaşka bir anlam dünyası ihtiva ediyor. Dolayısıyla hani ve siyasi kültürün ve müzakere kültürünün, uzlaşma kültürünün, siyasi partiler arasındaki işbirliği kültürünün bu kadar zayıf olduğu, belli ölçeklerde kurumsallaşmanın bu kadar sonradan geliştiği, geç geliştiği ülkelerde, Sovyet sonrası ülkelerde, yani kurumsal bir aidiyetin ya da kurumsal bir var olan bir alışık olunan bir kültürün gelişmediği coğrafyalarda daha aktörlerle hareketler sağlanıyor. Daha aktörlere bağlı olarak bir takım müzakereler gerçekleşiyor. İşte bir siyasi figür çıkıyor. O siyasi figür bir hareket başlatıyor ve o siyasi hareket bir şekilde iktidarı ele geçiriyor. Ya da bambaşka bir siyasi figür, yani burada structure and agency problemine biraz da hani altını çizmek istiyorum. Bence Sovyet sonrası ülkelerde daha çok bir takım aktörler o oyunda, siyasi oyunda daha fazla alana sahip oluyorlar ve belli ölçeklerde de sisteme daha noktasal atış yaparak etkide bulunuyorlar. Bence bu durumu da bununla, yani bu üç aşamalı olarak yine belki hani birincisi Sovyet sonrası geçiş dönemi zorluklarından bahsederek, ikincisi geç gelişen siyasi kültürün yarattığı yansımalardan bahsederek, üçüncüsü aslında yine geçiş dönemi zorlukları bakımından structure'a değil de yapıya değil de daha çok bireylere, oyunculara, yani siyasi oyundaki oyunculara yüklenen misyonlarla, yani bu misyon gün olur işte A kişisi olur, gün olur B elçiliği olur, gün olur C ülkesi olur ya da D kurumu olur, değişebilir. Değişkenlik gösteriyor. Bence Gürcistan'da bunun güzel örneklerinden bir tanesi Gürcistan'da gördüğümüz bu ortam diyebilirim. Ülkedeki seçim sisteminin muhalefetin talebi doğrultusunda değiştirilmesine rağmen Gürcü Rüyası Partisi seçimleri %48 gibi bir oranla kazanarak üçüncü kez iktidar oldu. Bundan sonraki süreçte Gürcistan'daki olası gelişmeler neler olabilir? Gürcistan'da veya Gürcistan'la ilgili ne tür gelişmeler bekleyebiliriz? Evet, bu da tabii bu coğrafyadaki makro dinamiklerle çok ilintili. Bunu hani Rusya'nın ülke için, Gürcistan için önemi de özellikle altını çizerek söylüyorum. Rusya'nın Sovyet sonrası ülkelere dair nasıl bir politika yürüteceğiyle Gürcistan'ın da siyasi olarak alacağı şekil çok birbirine paralel olacaktır. Bunu yatsımamak gerekir. Şimdi Rusya'nın birazcık uluslararası anlamdaki odağının daha Orta Doğu, Suriye ekseninde olduğunu görüyoruz. Şimdi konuyu da dağıtmak istemem ama o noktada bence Amerikan seçimlerinde Rusya'nın bölgeye dair politikalarının belirlenmesinde ya da etkisi olacaktır. Yani Biden'ın iktidarının Rusya'yla şu anda bilmiyoruz nasıl bir ilişki ağı içerisinde olacağını, nasıl ilişkilerinin hangi ölçeklerde dostane mi yoksa işte daha çatışmalı mı bir zeminde gideceğiyle ilgili şu an bir fikrimiz yok. Onu ilerleyen zamanda göreceğiz. Bunun tabii Gürcistan'daki siyasi duruma etkisi yani çok direkt olacaktır. Bu bir kesinlik diyebilirim. Bölgeyle alakalı kesin olarak ifade edebileceğimiz unsurlardan bir tanesi. İkincisi şu, tabii seçimler yeni yapıldı, parlamento seçimleri. Şimdi muhalefet partilerinin protestoları devam ediyor. Ama buna rağmen tabii aradaki fark epey büyük bir fark. Yani hani yatsınamaz bir fark var. Bir şekilde bu protestolar sönümlenecektir diye düşünüyorum. Tabii burada Gürcü Rüyası'nın bu protestolarla nasıl baş ettiği ya da nasıl bunları ele aldığı da önemli. Hani şimdi baktığımız zaman çok da çatışmalı bir şey görmüyoruz. Yani resim görmüyoruz. Evet, protestolar devam ediyor bir yandan. Ama bir yandan da direkt bir mesela hani çok ciddi manada sivillere zarar verecek bir karşı koyuş görmüyoruz. Yani bunu tabii ki hani kabul ettiğimden ya da işte olumlu bir şey olarak bahsetmiyorum ama hani iktidar partisi durumu daha fazla zorlaştıracak bir hareket zemini sunmuyor attığımızda. Bu önemli bir kısmı. İkincisi şu, Gürcistan'daki muhalefet partileri
tek ses olamadılar. Bu tek ses olamama durumu ve parçalı yapı bir şekilde iktidarın alanını genişletecektir. Bu kısmı da söz konusu. Bir üçüncü kısım var. Yine bu Gürcistan'ın Avrupalaşma iddiası devam ediyor. Ve Avrupa ile olan ilişkilerinde de daha pekiştirme adına adımları da devam ediyor. Bir yandan da ekonomik olarak ülkenin daha refah seviyesini arttırması bakımından Avrupa ile olan ilişkilerini de güçlendirme bakımından adımlar attığını görüyoruz. Bunların her birinin tabii yansıması olacaktır. Ben bu süreçte görece Gürcistan'ın iç siyasetinde biraz dinginleşme bekliyorum. Çünkü çok fazla bir tansiyon yüksekliği zaten 1,5-2 senedir vardı ve seçimler gerçekleşti. Yani taraflar bir şekilde hani Batı dünyası da bu arada AGİT gibi işte bunu gözlemleyen misyonlar tarafından da seçimlerin çok minör bir takım hani sorunlar olduğu ama genel anlamda hani adil bir seçim olduğuna dair ifadeleri oldu. Dolayısıyla bence Batılı aktörlerin de araya girmesiyle ya da ne diyeyim arabuluculuk rolüyle siyasi iktidar partisi, Gürcistan'daki iktidar partisi ve muhalefet partileri arasındaki tansiyonun bir şekilde sönümleneceğini düşünüyorum. Onun yanı sıra daha önemli meselenin ama ilk ifade ettiğim kısımda da ifade ettiğim gibi Rusya'nın bölgeye dair politikalarının ne şekilde şekilleneceği ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Bunun da temel belirleyicisi Amerika'nın aslında Sovyet sonrası coğrafyaya dair ya da post-Sovyet ya da genel anlamda Avrasya coğrafyasına dair nasıl bir siyaset alanı kuracağı ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Trump döneminde biz aslında Rusya ile görece Amerika arasındaki ilişkilerin çok da çalışmalı bir üslupta gerçekleşmediğini gördük. Ama bu aslında alışık olduğumuz Amerika-Rusya ilişkisi ekseninden de farklıydı. Şimdi Biden'ın biraz daha uluslararası kurumlara ve demokrasiye var olan vurgusunu görüyoruz özellikle seçim döneminde. Dolayısıyla bu seçim dönemindeki uluslararası kurumlara ve demokrasiye olan vurgusu bence Rusya'nın bu anlamdaki problemli davranışlarına da yansıyacaktır diye düşünüyorum. Sanırım kedi artık yeter diyor galiba, sohbetimizi kıskandı. Ama ben son bir soru daha sormak istiyorum. Joe Biden'ın başkanlığı döneminde ABD ve Rusya arasında Trump dönemine kıyasla daha gergin bir ilişki yaşanabilir. Acaba Joe Biden'ın ABD'de başkan seçilmesinin Gürcistan'a dair ne gibi sonuçları veya etkileri olabilir? Yani bunun cevabı şöyle verilebilir. Olumlu da olabilir, olmayabilir. Şöyle, olumlu olur eğer Amerika Biden'la beraber Gürcistan'ın NATO'ya daha angaje olmasını destekler, politikalar güderse ve bununla alakalı da Avrupa'daki müttefiklerini, üye ülkeleri ikna ederse tabii ki bunun sonucu Gürcistan için olumlu olacaktır. Yani o noktada Amerika bence ateşleyici bir güç olabilir. Gürcistan'ın batıya daha fazla NATO minvalinde söylüyorum bunu, bunu da altını çizeyim. Yani bir güvenlik şemsiyesi içerisinde yer almasıyla alakalı olarak. Ama tabii şöyle bir durum da var, bunu da hatırlamak gerekir. Şimdi sonuna gelirken yeni konular açıyormuşum gibi olacak ama önümüzdeki sene Almanya'da seçimler var, Fransa'da seçimler var. Şimdi bu Almanya-Fransa seçimleri yeni işte jeopolitik oyunun çok önemli bir parçasını oluşturuyor. Dolayısıyla hani Biden'ın evet seçilmesi çok önemli bir unsur. Biden'ın Rusya'ya karşı nasıl politikalar götüreceği, yürüteceği çok önemli bir unsur. Sadece şunu biliyoruz, uluslararası kurumların ve yeniden bir noktada dünyada Amerika'nın transatlantik ilişkilerinin yeniden güçlendirilmesi bunun bir kısmı olacak. Bir kısmı da demokrasiye olan vurgu olacak. O Demokrat Parti'nin değerleriyle ve misyonuyla alakalı olarak Biden'ın da bunların altını çizeceğini beklemek yanlış olmayacaktır. Ama bir yandan da Avrupa Birliği içerisinde de değişen dinamikler var. Özellikle dediğim gibi yeni seçimler gerçekleşecek. Bu yeni seçimlerin sonucunda hangi liderlikler gelecek? Bu liderliklerin Rusya'ya olan yaklaşımı ne olacak? Sonuç itibariyle hani transatlantik ilişkilerine baktığımız zaman Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri birçok açıdan ortaklaşmış olmakla beraber Batı dünyasının önemli iki parçaları olarak, ana aktörleri olarak Rusya'yla olan ilişkilerde aslında Rusya'ya dair tutumla alakalı farklılaşma gösteriyorlar. Çünkü Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya'yla farklı ilişki şekilleri var ve hani bir özellikle bir enerji meselesi var.
ve enerji meselesi üzerinden Rusya'nın çok önemli bir gücü var diyebilirim. Dolayısıyla tüm bunlar sonucunda tabii Gürcistan'ın da bu Batı dünyasıyla olan ilişkileri şekillenecektir. Hani ben zaten Gürcistan'ın Batı hattından herhangi bir kopuş olmasını beklemiyorum. Yani bu hani kesinlikle rasyonel bir sonuç olmaz Gürcistan için. Ayrıca hani ülkenin dinamiklerine baktığımız zaman da beklenilebilir bir şey olmaz. Fakat tabii Batı ile kurduğu ittifaklığın boyutları ya da nedenle derinleşeceğini bence kısa bir süre içerisinde ilk emarelerini göreceğiz. Ha bir de işin tabii ki Rusya'nın çok fazla bu near abroad policy'sinin temel sahiplerinden vazgeçeceğini düşünmüyorum. Ama tabii bir yandan da baktığımızda hani bu da genel bir hani makro düzeyde bir değişiklik beklediğimiz için o taraftan da bir yerden de bir açıklık bırakmalıyız. Yani orada da bir alan bırakmalıyız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim ayrıca bu soru için de. Böyle makro seviyede bitirmiş olacağız zannediyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sizinle oldukça kapsamlı bir sohbet gerçekleştirdik. Dünyanın ortasına vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü'nün Ankara ofisinde program sorumlusu olan Dr. Yelda Karadağ ile 31 Ekim ve 21 Kasım tarihlerinde Gürcistan'da gerçekleştirilen parlamento seçimlerini ve aslında bunun ötesinde Gürcistan'daki siyasi alanı konuştuk. Dr. Yelda Karadağ, Gürcistan siyasetine dair çok kapsamlı bilgilerini bizlerle paylaştı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonra da Kafkasya ile ilgili podcastlerimizde kendisini konuk edeceğiz ve görüşlerinden faydalanacağız. Dünyanın Ortasının bir sonraki podcastinde görüşmek üzere. Tekrar teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum herkese.